Merhaba sevgili izleyiciler, sizlerden gelen soruları dikkatle dinliyoruz ve gelen sorulardan bir kısmı acaba telefonunuzdaki uygulamalar neydi? Şimdi bu videoda Tolga ile beraber bu sefer benim telefonumdan başlayalım. Hakkı abiden başlıyoruz, sonra ofisteki herkesin telefonlarını gezeceğiz. Hangi uygulamaları kullanıyoruz? Hadi gelin hep beraber bakalım. Bir miktar iOS, bir miktar da Android uygulaması sizlere göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle sevgili iOS'e bir bakalım. Yüzümüzü şu anda tanıdı. Ana ekranım bu şekilde. Ana ekranda, gerçi Android gibi düşündüm. Hani şuralara widget falan koyamadığım için. Olduğu gibi uygulamalarım bu arkadaşlar. Analytics kullanıyorum çünkü biz datayla yatıp kalkan bir şirketiz. Google takvim benim her şeyim. İnanılmaz önemli toplantıları oradan takip ediyoruz. Bu arada bu Google takvim, yani dikkatinizi çektim bilmiyorum. Apple'ın takvimi değil arkadaşlar. Bu arada pilim hemen bitmesin diye 30 saniyede cimri kısmına getirdim. Fotoğraflarım var. Kamerayı en üste aldım. Genelde en üste olmasını istiyorum. Android tarafında da öyle. App Store'um hemen onun altında. Twitter arkadaşlar ilk sayfaya koydum. Çünkü Hootsuite kullanıyorum. Bakın bu güzel bir ipucu olacak sizin için. Sosyal medya paylaşımlarımda zamanlama yapmam gerekiyor. Bazen 2-3 saatlik çekimler yaptığımda kullandığım uygulama Hootsuite. Ama bazen sadece Twitter'a bir şey atacağım zaman, birisini mentionlayacağım zaman bu uygulamayı da kullanıyorum. Ama ağırlık olarak bu uygulama var. Sonrasında Evernote benim toplantılarımda notlarımı aldığım ve arkadaşlarımla paylaştığım harika bir uygulama. WhatsApp hemen şurada. Genelde bütün telefonlarda şu bölgede oluyor benim WhatsApp. YouTube uygulaması var. Buradaki kanalların yönetimini bazen buradan upload ettiğimde oluyor. YouTube Studio'da var. Tolga gösterdi. Sende var mı Tolga bu? Var. Peki abi bir şey soracağım gerçekten. Foursquare'de hala check-in oluyor musun? Ya süper bir soru. 2 aya kadar oluyordum ama niyeyse böyle bir motivasyonum sıfırlandı. 2 aydan beri Swarm. Foursquare değil bu arada. Ben de eskide kalmışım. Swarm. Swarm'u pek kullanmıyorum. Hatta arada bir açıyorum. O diyor ki abi buraları gezmişsin. Okeyim diyor. Teker teker tıklıyorum. Evet doğru falan diye. Sayfa yöneticimiz arkadaşlar. Bizim Facebook sayfalarımızı oradan yönetiyorum. Snapchat mi? Evet. Hala Snapchat kullanıyorum. Değerli bir mecra benim için. Ve Instagram. Önce Drive'ı anlatayım. Google Drive burada var arkadaşlar. 1 terabayta yükselttim. Ayda ne kadar ödediğimi hatırlamıyorum ama artık 1 terabayt. Çünkü sığmıyor. Instagram burada var. Biraz üvey evlat gibi olmuş Instagram orada. Ya şöyle hani günde 2-3 defa kullanıyorum. Fotoğraf paylaşacağım zaman ya da hani hikayelere bir bakayım diye kullanıyorum. LinkedIn'i aktif olarak kullanıyorum. Açıyorum ve bir sürü böyle ekleme talepleri geliyor. Onları kabul ediyorum. LinkedIn'imizi bu şekilde kullandığımı söyleyeyim. YouTube Studio gerçekten benim en sık kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Yani tıkladığım zaman hangi videomuz ne kadar izlenmiş onu görüyorum. Hatta videoyu açayım, etiket ekleyeyim, bunu yapabiliyorum. Alt tarafta da şunlar var. Safari var. Aslında buraya Chrome koysam çok iyi olur. Çünkü tarayıcı olarak Safari'den daha çok Chrome'u kullanıyorum. Masa üstünde Chrome kullanıyorum. Mobilde biraz Safari kullanılıyor ama bunu Chrome'la değiştirsem iyi olur. Gmail benim bir numaralı e-posta istemci. İşte en sık kullandığım uygulamalardan bir tanesi bu. Telefonumda zaten burada kullanıyorum arkadaşlar. Basıp tuttuğum zaman bakın. Sevgilim, annem, Tolga ve Umut. Yani Tolga benim hayatımda en değerli üçüncü kişi mi oluyorsun abi? Yani öyle gözüküyor. En azından arama kaydında. Evet. Spotify var. Bu arada bu Spotify hesabımı kapatacağım. Neden kapattığımla alakalı da güzel bir video yayınlayacağım arkadaşlar. Geçiyorum. Yani bunlar artık hani kullanıyorum ama hani kullanmasam da olur. Az kullandığım uygulamalar. FaceTime'ı yapmıyorum arkadaşlar. Podcast dinlemiyorum. Hesap makinesi ay sonunda kaç para kazandığımı hesaplayacağım zaman kullanıyorum. Apple Watch sadece kadran değiştiriyorum. Bakın şu anda kızımın fotoğrafı var sevgili Alara. Maşallah deyin arkadaşlar. Sağ olun. Şimdi burada dosyalar var. Hani şuna yeni yeni adapte oluyorum. Çünkü bu atıyorum. Siz macOS'tan bir şey upload ettiğiniz cloud ortamına ya da Google'a bu hepsini bir arada topladığı için yani şu arkadaşa alışmaya çalışıyorum. Keynote bazen sunumlarımı mobilden yapıyorum. Keynote kullanıyorum arkadaşlar sunum için. Bazen de Google'ın prezentasyon uygulamasını kullanıyorum. Yani şu Numbers'ı silsem iyi olur. Çünkü orada Google'ın uygulaması daha güzel açıkçası. Numbers'ı pek kullanmıyorum. Pages'i kullanıyorum. Yazı yazdığım zaman işime yarıyor. iMovie mutlaka kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Çünkü mesela şeyi burada montajladım. Hatta duruyordur bakayım. Aynen. Huawei Mate RS. Bakın nasıl düzenlemişim görüyor musunuz?
Emek kokuyor, sevgi kokuyor. Ve Gördüğünüz gibi. kasmıyor. Ve kasmıyor tabii ya, adamlar efsane ya. Apple gerçekten video editleme konusunda bir numara. Mail uygulaması ne olur ne olmaz diye burada. Burada tutmamın sebebi şu. Hani olur ya, offline bir yere geçerim metroya. Buradan devam ediyorum. Çünkü burada offline gelen e-mailleri cevaplamalar ama bunda yok arkadaşlar. Google Admin bu @shiftnet uzantılı e-posta hesaplarını buradan kontrol ediyorum. Airbnb şu sıralar kullanmıyorum ama Amerika'ya gittiğim zaman en çok kullandığım uygulamalardan bir tanesi. Yine Amerika'da kullandığım Amazon var. Apple haritalar var ama kullanmıyorum. Onun yerine, aa bak bunu anlatmadık ya, bak şuraları atlamışız, hemen geleyim. Google haritaları bazen kullanıyorum, bazen de Yandex'i kullanıyorum arkadaşlar. Google bazı yerleri kuş uçuşu hesaplıyor. İstanbul'da bazen abuk sabuk yerler tavsiye ediyor. O nedenle çoğu zaman Yandex'i kullanıyorum ama Yandex'te de mesela işletmelerin veri tabanına kayıt olayı biraz sıkıntılı. Google'da daha geniş bir indeks var. O nedenle Google'da barındırıyorum ama Apple'ın haritalarını pek kullanmıyorum. Authenticator işte bir yere girerken şifre ürettiriyorum. Google'ın bir uygulaması arkadaşlar. Hani ekstra bir koruma sağlıyor. SMS koruması gibi. Bitaksi biliyorsunuz zaten, sevgili taksilerimizi oradan çağırıyoruz. Bitmoji'yi kullanıyorum çünkü Snapchat'le birlikte kullanıyorum. TV pek kullandığım bir uygulama değil. Telegram arada kullandığım bir mesajlaşma yazım. Bazı arkadaşlarım WhatsApp'ı reddediyor, Telegram kullanıyorum diye. Onlar için Telegram'ı barındırıyorum arkadaşlar. Spor faaliyetlerimi tabii ki Apple Watch'la beraber buradan takip edebiliyorum. Clips kısa video yapıyor ama daha henüz kullanmadım. Yani sosyal medyaya Clips'le ürettiğim videoları pek atmadım. Hopi işte İstinye Park'a gittiğimiz zaman orada kullandığım uygulamalardan bir tanesi arkadaşlar. Google fotoğraflar ise benim tamamen yedekleme için kullandığım bir uygulama. Çünkü hem Android hem de iOS'te olduğu için Google fotoğrafları hemen yedekliyorum ne çektiysem. Bunu bana Erdi tavsiye etmişti ama henüz daha kullanmadım. BKM Express benim en çok kullandığım finans teknolojileri uygulamalarından bir tanesi. Ödemeler konusunda eğer bir BKM Express seçeneği varsa mutlaka kullanıyorum arkadaşlar. Kredi kartlarım benim burada, bir cüzdanım bu. Bank of America, biliyorsunuz ben Apple Pay kullanıyorum Türkiye'de. Onu bu Amerikan Bankası sayesinde kullanabiliyorum. Bank of America'nın uygulaması var. Bu arada bazı uygulamalar Türk mağazalarında yok. Mesela Bank of America'yı siz indiremezsiniz arkadaşlar. Onun için hesabınızı Amerika'ya taşımanız gerekiyor. Booking.com biliyorum Türkiye'de çalışmıyor ama çalıştırabiliyorum. Hatta buradan ipucunu da vereyim. Siz VPN'e bağlanırsanız çatır çatır çalışıyor arkadaşlar. Camera Connect bu Canon'un uygulaması. Bu önceleri rezaletti. Sonra da gelen update'lerle gerçekten iyi oldu. Bir Canon kamera kullanıyorsam hani Wi-Fi bağlantısı olan buradan alabiliyorum. iBooks'u yani şu aralar pek kullanmıyorum. Çünkü e-kitaplar pek gelmiyor. Geç geliyor arkadaşlar. Bu ev uygulaması da var ama kaldırsam da olur. Çünkü evdeki cihazlarım henüz smart değil. Bir Apple ekosistemine bağlı değil. Chrome işte gördüğünüz gibi masaüstüyle entegre şekilde burada. Bir startup uygulaması var. Google çeviri her zaman lazım oluyor. Mesela bir Çinli arkadaşlar röportaj yapacağım zaman bir Çince hemen merhaba, iyi günler, teşekkürler, öğreniyorum. Niha, şey gibi cümleleri buradan öğrendim arkadaşlar. Turkcell dergilik canım benim. Buraya yakında çok güzel bir dergimiz geliyor arkadaşlar. Desk Finder, Shift.net'in yeni bir girişimi. Henüz buradaki ekibi tam toparlayamadığımız için duyurmuyorum ama ilk defa siz bu videoda duymuş oldunuz. Bu benim yeni projem arkadaşlar. Google dokümanlar zaten biliyorsunuz. Dropbox'ı biliyorsunuz. Bunlar bulut hizmetleri. E-tablolar, yani bak Numbers yerine E-tabloları ben tercih ediyorum. Foursquare burada. Bunu da ne zaman kullanıyorum? İşte bir yere gittim. Hani etrafta ne popüler falan oradan bakıyorum arkadaşlar. Garanti Cep, banka yine sevdiğim bir banka. Hızlı, gayet başarılı. Hatta Garanti One daha çok kullanıyorum çünkü EFT yapacaksam para alıyor ama Garanti One'la yapacaksam para almıyor. O nedenle Garanti One daha iyi. Bu arada Evernote'un dışında bir de notlarımı topladım. Google Keep diye bir uygulama var. Çok güzelleştirdiler. Önceden biraz kötüydü ama son 1-2 senedir gerçekten çok başarılı. Notlarım orada mevcut. Google'ın kendi uygulaması var. GoPro Hero 6 Black var bende biliyorsunuz. Oradaki fotoğraflarımı buradan alıyorum. DNR'ı da aldım. Hani kitap alımlarımı buradan yapıyorum arkadaşlar. E-kitabı da ben Kobo Books'tan alıyordum ama hani e-kitap çok geç geldiği için artık yani sileceğim bunu ya gerçekten. İlginç bir şey söyleyeyim mi abi? Buyur. DNR'a göre hepsi burada da aynı kitabı daha uygun alabiliyorsun. Yani zaten ana şirketler aynı neredeyse. Bir Doğan Grubu şirketi. Ama hepsi buradanın belki hani finans gücü kullanılıyor olabilir. Ama alışmışım ya DNR'a. Ama bundan sonra dikkat edeceğim. Wunderlist'i biliyorsun zaten Evet. sen.
Aynen o. Ben de mesela ilk sayfada. Wunderlist arkadaşlar bizim projelerimizi yönettiğimiz bir uygulama. That's You evde bir PlayStation 4 var arkadaşlar. PlayStation 4'te eşimle beraber keyifli oynadığımız oyunlardan bir tanesi de akıllı telefonla entegre oynanıyor. Onun uygulaması Slack. Yazı işleri koordinasyonumuz bizim Slack'ten. Hangouts. Haftalık yazı işleri toplantımızı biz Hangouts üzerinden yapıyoruz. Şu anda hattım Turkcell olduğu için Turkcell hesabım uygulaması var. LastPass benim bütün şifrelerimi sakladığım bir kasa. Facebook Creator burada verified bir account olduğu için Hakkı Alkan Facebook sayfası mavi tikli olduğu için Facebook Creator uygulamasını kullanabiliyorum arkadaşlar. Messenger var ama yani kimseyle mesajlaştığım yok. Netflix'i biliyorsunuz zaten burada bayağı da indirilmiş dizi var. Opera VPN işte bir Wikipedia falan girmek lazım olduğunda oradan giriyorum arkadaşlar. PayPal kullanıyorum. Türkiye'de nasıl kullanıyorsun diyeceksiniz. Kullanıyorum. Belki bir videoyla da onu yaparım, yayınlarım. Pipedrive çok severek kullandığım bir uygulamaydı ama çok pahalı gelmeye başladı. Kullanıcı başı 9 euro para alıyordu. Birkaç kişi kullanıyorduk. Kapattık. Onun yerine Wunderlist'ten devam ediyoruz arkadaşlar. Yurt dışına çıkınca Rental Cars uygulamasından araba kiralıyorum. Scope, arada Periscope canlı yayınlarımız devam ediyor. Mediatrend bir e-dergi. Bunu Shift.net ve gazeteci dostlarımız yapıyor. Mutlaka indirin. SDN teknoloji haberleri yakında buraya bir güncelleme geliyor arkadaşlar. Biliyorsunuz bizim uygulamamız. Cinemia aboneliğimi yenilemedim çünkü memnun değilim. Ama bu uygulamayı da yakında sileceğim. Skype'ı biliyorsunuz bazı yurt içi yurt dışı toplantılarımız oradan oluyor. Slide'lar, Google Slide'lar. Üniversitelere gittiğimde sunumlarımı buradan hazırlıyorum. Bu Starbucks uygulaması yabancı. Maalesef Türkiye'deki Starbucks uygulamasıyla yabancı ülkelerdeki Starbucks uygulamaları farklı. Amerika'da kullanıyorum bunu. Uzaktan sipariş verebiliyorum. Bununla alakalı bir video var. Linkini de paylaştım. Speed test, hani hızı test ediyorum arkadaşlar. Bu arada bir tane DJI'nin gimbal ürünü var. Onun için DJI Go'yu kurdum. Kendi yazılımımızı test etmek için test flight var. Hatta SDN'nin yeni sürümü de burada mevcut arkadaşlar. Coinbase uygulaması ise benim sanal paraları satın aldığım bir pazar ortamı arkadaşlar. Liquid Space yurt dışında çalışmak için kullanabildiğim bir uygulama. Play Memories de aynen Canon'da olduğu gibi tıpkı Sony'de de çektiğimiz fotoğraf videoları buradan görebiliyorum. Hatta şu anda bu video Sony A9 ile çekiliyor. A9 ve A6500 ile entegrasyon buradan oluyor. T-Mobile var. Neden? Çünkü yurt dışında T-Mobile hattım var benim. Faturalı. Onun için bu uygulamayı kurdum buraya. Bazen yurt dışı çıkınca buradaki sim kart çıkartıyorum. Turkcell'i T-Mobile takıyorum. Türk Hava Yolları'nın bir uygulaması var bir de bu uygulaması var. Gerçekten Türk Hava Yolları acayip eleştiri alıyor. Sevdiğimiz, desteklediğimiz milli bir şirketimiz ama özellikle mobil uygulama ve ara birim konusunda gerçekten kötü gidiyor arkadaşlar. Uber mi, sarı taksi mi? Uber burada mevcut. Bir taksi de vardı. Sakın taksici dostlarımız alınmasın. Yüksek boyuttaki dosyaları arkadaşlarım özellikle prodüksiyon ekibine yani bu videoyu çeken Oğuz'a gönderirken WeTransfer'i kullanıyorum. Word'ü artık kullanmıyorum çünkü Paged uygulaması daha iyi. Bunu sileyim. WordPress biliyorsunuz Shift.net WordPress altyapısına geçti. Bazen arkadaşlara yük olmasın diye hem yorumları onaylıyorum. Hem de yazı yazabiliyorum arkadaşlar. Yelp yurt dışına çıktığımda etrafta yemek yeri bulabileceğim bir uygulama. Yemek sepeti Türkiye'de kullanıyorum ama şu aralar pek kullanmıyorum. Sağ olsun hanım evde güzel yemekler yapıyor. Şunu bir aldım da hiç kullanmıyorum. Zubizo özellikle yakıt ve yemek konusunda bana indirim sağlıyor. Apple'ın takvimini buralara atmışız. Sonrasında News uygulaması var. Apple'ın cüzdanı burada. Uçak biletleri olsun. Hatta Apple Pay'i de zaten buradan kullanıyorum. Buradaki Vault yüklü. Anımsatıcıları pek kullanmıyorum. Bunun yerine Wunderlist daha iyi oluyor. Notları da pek kullanmıyorum. Onu da ben çok kullanıyorum abi. Mesela. Hangisini? Notları. Aa gerçekten. Apple'da Mac'le falan senkron ya. Evet. Her yerde aldığım not aynı anda hiçbir işlem yapmadan gözüküyor. Ya çok iyi. Ben Evernote kullanıyorum bunun için. Benimki ücretli mesela seninki ücretsiz. Borsayı pek kullanmıyorum. Geçen Tesla Bey mesela şey olmuş. Bir düşmüş falan ona bir baktım. Sağlık yine çok kullandığım uygulama değil. iTunes'u pek kullanmıyorum. Kameram ofisli canlı izleyebilmek için kullandığım bir uygulama. Evimizde 3. nesil bir Apple TV var. Gerçek Türk Hava Yolları uygulaması bu arkadaşlar. SwiftKey'i de kurdum ama bunu direkt hatta burada kaldırayım ben dur. Geçen hazırladığım bir videoda lazımdı. Onu kurmuştum. Arka tarafta yine Apple Music var. Apple Music'i kullanmıyorum arkadaşlar. MyTaxi, BitTaxi'den önce bu vardı. Benzer, çok benzer uygulama. MyTaxi'de Avrupa'da bir taksi çağıracağım zaman MyTaxi'yi kullanıyorum. Ekşi Sözlük'ün uygulamasını da kurdum arkadaşlar. Ekşi Sözlük'ten gelen
yorumlardan anında haberdar olayım diyorum. Apple tarafı böyleydi arkadaşlar. Android tarafında da Google Pixel 2 XL var. Şu anda burada Android 9 yüklü arkadaşlar. Biraz kızacaksınız bana nasıl lan 9 falan diye ama gerçekten 9 yüklü. Hani dizilim bu şekilde. Yine bakın Spotify sağda en altta, kamera üstte, hani yeşil WhatsApp bu tarafta, haritalar burada falan. İşimi tek tıkla arayabilmek için böyle bir kısa yol yaptım. Genelde dizilim bu şekilde arkadaşlar. Aslında şunu yok edebilirim yani şunu hiç kullanmıyorum yani. Ben de bunu kullanmıyorum. Diğer sayfaya baktığımız zaman İstanbul Kart'ı görüyoruz. İstanbul Kart geliştirilmekte olan ve çok beklentimin büyük olduğu bir uygulama. Vero'yu bir ara dediler kur, hesap al, kurduk. Herhalde böyle yeni bir sosyal medya olacak falan diye bekledim. Olmadı. Filesco, Apple'ın da yine o dosya saklama bulut ortamına benzer bir uygulamaydı. Onun dışında bakıyorum. Burada Google Pay var arkadaşlar. Apple Pay yerine Google Pay kullanıyorum. Tabii ki Bank of America sağ olsun. Yine Amazon Zelle diye bir şey var. Burada kiralık ev, satılık ev bakabiliyorsunuz dünyanın her yerinden. Apple gibi kullanıyormuşsun ama abi. Yani evet. Menü ağırlıklı değil, ana sayfayı menü gibi kullanıyorsun. Kesinlikle haklısın. Yani hani bir telefondan bir telefona geçince tıkır tıkır devam edeyim diyorum. Bak E-Devlet burada var. Niyeyse Apple'da kurmamışım. Log var abi burada. Log dergisi var buradan. Volkan Bey'e selamlarımızı gönderelim. Yeni Şafak'ı kurmuşuz. Güzel bir uygulaması var. Starbucks'ın her iki uygulaması da burada mevcut. Kuveyt Türk uygulamasını da kurmuşuz. Şirket olarak onu da kullanmaya başladık. Medez'in burada da var arkadaşlar. Bakıyorum burada ekstra bir şey var mı? Pocket farklı mesela ama ben de severim. Pocket çok güzel bir uygulama. Ya evet mesela bir makale gördüm, bir haber gördüm. Onu daha sonra okuyayım dersen onu tıklayabiliyorsun. Bu arada bir tane saçma bir oyun kurdum buraya. İki tane var da şunu oynuyorum. Mesela offline bir yerde kafa dağıtmak için şu oyunu kurdum. Bu oyunda... Evet açılsın. Yalnız Android 9 beta şu an pek çok telefonun normal sürümünden stabil çalışıyor. Her açtığın çalıştı yani. Yani tıkır tıkır çalışıyor. Ben hiçbir sorun görmedim. Bu oyunda hani arada uçakta oynadığım oyunlardan bir tanesi. Bakkaldan kafalar ekibi böyle bir girişim yapmış. Ona bir bakayım dedim. Bir de benzeri vardı ona da bir baktım hani ne var ne yok diye. Yani Android tarafında da durum bu şekilde. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Benim videom bitti ama diğer arkadaşlarımın telefonlarında hangi uygulamalar var? Çünkü hepimiz değişik ihtiyaçlara sahibiz. Sırada kim olsun? Ben olurum. Ben de çünkü hem Android'de hem iOS'de iki telefonda gösteririm. Bu arada ben en çok kim merak ediyorum? Kimi? Emin'in. Emin'in ben gördüm. Çok değişik. Yani orada bir merak uyandırayım. Yani böyle bir tema ben hayatımda görmedim. Sen de çok şaşıracaksın. Dostlar bu videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Yorumunuzu bekliyorum.